Banyoda açılan dezleri tekrar dolduruyorum. Dez çekiyorum. Haliyle zaman geçtikçe dezler açılıyor, kararıyor. Yeniden dez çekmek daha mantıklı. Oralara çektim. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Ustaya para vermiyorum. Ben her işimi kendim yapıyorum. Sonra da temizleyeceğim. Duşakabinleri falan cifleyeceğim güzel. Yapmış olduğum dezler kurudu. Yaptıktan sonra aradan bir 10 saat falan geçti. Kurumasını bekledim. Bu arada da arkadaşlar selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone olup zil sesini açarsanız, bana destek verirseniz çok çok sevineceğim arkadaşlar. Şimdi ben temizlemeye başlayacağım ama nasıl bir yöntemle temizleyeceğim? Su vurmayacağım. Şöyle ilk önce fayansın üstüne gelenleri şöyle bir çıkartacağım. Araya giren bezlere dokunmadan fayansın üstündekini çıkartacağım. Sonra nemli bezle geçeceğim. Fayansın arasındaki dezlere zarar vermeden ben çok sulu yapmadım. Biraz koyu yaptım. Ispatolayla sadece şu fayansın şu kısımdan böyle geçtim. Ona yedirerek sulu döküp yaymadım. Böyle daha hem çabuk oluyor, daha hızlı kuruyor. Hem de daha pratik oluyor. Şimdi ben temizlemeye devam ediyorum. Dizlerin tozunu, fazlalıklarını fayansın üstünden aldım. Temizledim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yapabilmiş miyim? Benden dez ustası olur değil mi? Bakar mısın? Bembeyaz oldu. Kurudukça, sildikçe daha da beyaz olacak. Şu kısmı kir zannetmeyin arkadaşlar. Burası kir değil. Orası paslandı. Oraları boyayacağım. Şu kısımları falan. Orası pas yani kir değil orası. O pas olan kısmı boya yapacağım. Paslandı. Niye paslandı bilmiyorum. Şu duşun içini tam sürterek temizlemedim. Kenarlarda falan da var görmüşsünüzdür. Bir gün daha gitsin üstünden. Ondan sonra suyla ve cifle güzel bir daha tekrar temizleyeceğim. Kenarlarda fayansların kenarında var. İyicene kurusun, bir gün daha üstünden geçsin. Ben yaptım. Üstünden bir 10 saat falan geçti. 10 saat de olmadı hatta. 8 saat mi oldu? Ne kadar oldu? Sabah erken yaptım. Şu an akşam oldu. Yani akşamüstü. Kaç saat oldu bilmiyorum ama ertesi gün, bir gün sonra tekrar suyla güzel yıkayacağım. O fayansın dibindeki fayansta kalan şu kenar kısmında şunları, onları da güzel yıkayacağım. Çıkartacağım onları. Güzel de cifleyeceğim. O pasların yeri de boya yapacağım. O kısmı. Şu şekil tertemiz oldu. Bembeyaz oldu yani. Sarı sarı duruyordu. O da benim tabii ki göz zevkimi bozuyordu. Bozmaması için ben de tekrar dez geçtim üstünden. Şöyle paspasımızı da atalım. Benim ellerime sağlık. Bayağı da güzel oldu. Tekrar ertesi gün güzel yıkarım. Ciflerim daha da güzel olur. Daha da açılır.
Ben asla evin boyasına, bu kapıların boyasına hiçbir zaman ustaya para vermiyorum. Her işimi kendim yapıyorum. Bakın, bu boyayı ben yaptım. Ben ustaya asla para vermem. Kendim yaparım. Bak, salonun boyasını da ben yaptım. Şu tavan, tavan o kadar zor ki yarım günümü aldı şu tavanın şurasını geçmek için. Ya dediğim gibi ben asla boyaya, böyle şeylere, ustaya para vermiyorum. Her işimi kendim yapıyorum. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yalnız bir şey gözüme çarptı. Şu kartonpiyeri, burasını geniş yapmışlar. Şurasını dar yapmışlar. Herhalde modeli öyle. Her salona girdiğimde şurası benim gözüme çarpıyor. Ya bu usta hatası ya da modeli öyle, artık bilemiyorum. O tarafı geniş, bu tarafı dar tutmuşlar. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.